ikiler ve çalışkan ikiler. Herkese merhaba. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Ben bir süredir yoktum. Çünkü neden? Işığımın gelmesini bekledim. Gerçi içine çok güçlü bir ampul yok ama yine de hafiften böyle ipeksi bir aydınlatma sağlıyor yüzüme. Tabi bu kimin umurunda bilmiyorum. Bugünkü videomuzun konusu ise bu gördüğünüz oynar başlıklı şey. Bu ne diyeceksiniz? Bu DJI Osmo Plus. DJI'nin ürün ailesinde bir sıkıntı var ama şey değil. DJI Osmo olarak geçen modelin bir üst versiyonu bu. Bu da şey özelliğine sahip. 3.5x optik zoom. Yani çok iyi teknoloji. Bakalım daha neymiş ve ne değilmiş. Yani boyutlar gördüğünüz gibi tek elle rahatlıkla kullanabilirsiniz. Onun dışında yani görünüş videosu sonuçta. Bunu nasıl göründüğünü anlatacağım da size de. Hani 2-3 tane düğme var üstünde. Bir tanesi kayıt, bir tanesi fotoğraf çekiyorsunuz. Bir tanesi joystick. Arkadaki de tetik var. Tetiğe basarsanız işte sabitliyor. 2 kere basarsanız ortalıyor. 3 kere basarsanız selfie moduna giriyor. Ayrıca bende hat shoe için bir adaptör var. Normal telefon tutacak kısmına takıyorsunuz. 2 tane hat shoe elde ediyorsunuz. Telefon tutacağı neredeyse iPad mini'leri rahatlıkla alır. Büyük telefonlarda herhangi bir sorun çıkartmıyor. Yani bu kadar. Daha ben seni anlatayım bununla ilgili. Teknik özelliklere gelirsek bu gördüğünüz şeyin içerisinde CMOS sensör var. 1/2.1 inç olması lazımdı. Bir saniye. 48 hours later. Evet, bu şeyin içerisinde bu X3 zoom olarak geçen kamera cihaz. Yani şu kameranın elin içinde 1/2.3 CMOS sensör var. İşte pikseller 3.5x optik zoom yapıyor. 22 mm'den 72 mm'ye kadar odak şeysi, yani lens boyutu var, yani açı yakınlaştırma falan filan yapabiliyorsunuz. Fokusu 0.5 metre, yarım metreden sonsuza kadar. Şöyle dönen bir şey. Ben bu incelemeyi yaparken önce bir fotoğrafları da değerlendirecektim ama değerlendirebilmek için bir düzgün fotoğraf olması lazım değil mi? 33-11'e daha güzel fotoğraf çekebileceğine inanıyorum. Şunu kafadan yerine takayım. O yüzden fotoğraf kısmına yok sayıyorum. Kırdı kamerayı. İncelerken ürün kıran ilk insan olabilirdim. Fotoğraflara gelirsek single shot falan normal düz çekiyor, HDR çekiyor, panorama çekiyor. Panorama modları gerçekten efsane. Hani öyle bir beklentiniz yok fakat sadece hani görsel olarak sizi memnun etsin. Ana fotoğrafıysak, çözünürlük yüksek beklemiyorsanız, keskinlik ihtiyacınız yoksa tam sizlik bir şey oluyor. Bu arada 4K çekme özelliği var bu garibimin. 4K videolarını koyacağım. Video çözünürlüklerini demiştim değil mi ben? Video çözünürlüklerinde sinema 4K çekebiliyor. Bunu 24 ve 25 SPF olarak yapıyor. 4K çekiyor. 4K'da yine 24, 25 ve 30. 2.7K'da ise yine aynı. Full HD'ye gelirsek 24, 25, 30, 48, 50, 60, 100 şekline gidiyor. 100'ü slow motion olarak çekiyordu. Maksimum bitrate'i 60 megabit per second. Yani güzel bir şey olabilir ama kağıt üzerine güzel olan her şey gerçek güzel sağlamıyor. Yani evet, güzel bir kamera çekebileceğiniz en stabil görüntüleri sağlıyor ama kullanmasını bayağı bilmeniz gerekiyor. Yani ciddi anlamda profesyonelseniz güzel işler çıkartabilirsiniz diye düşünüyorum. Ki çıkartanlar görmüştüm. FAT32 formatından, yani pardon şöyle 32 GB'dan aşağısını FAT32 formatta destekliyor SD kart olarak. Bunun şurasına geleceğim. Onun dışında 64 GB'a kadar kart destekliyor, fakat şöyle bir şey var, bu kartınızın bayağı hızlı olması gerekiyor. Yoksa siz video kaydedemiyorsunuz. Çünkü hata veriyor, kapanıyor. Bu kadar herhalde. 2.4 GHz ile 5 GHz arası çalışabiliyor. Açıkçası ben bu teknik terimlerle boğmak istemiyorum çünkü ben de kendim sıkılıyorum. Hani bunu izlemek istiyorsanız bunu anlatan, teknik terimleri üzerine konuşan bir kanal var. Galiba 20 dakika elimde Türkçe. Ama gerçi severek izlemiştim. Bu sizin tercihiniz. Ben bunları konuşmayı sevmiyorum. Mikrofona gelirsek, denenen mikrofonlarda Sennheiser, Sony, Rode mic, bunu okuyamıyorum, diğerlerini boş verin. Bunlar deniyor ama ben nedense bunun bir ses ayarında sıkıntı yaşadım. Yani istediğim düzgün sesi hiçbir zaman alamadım. Bir de noise sorunum var. Onu da bir türlü çözemedim. ISO'yu ne kadar düşürsem de düşüreyim illa bir noise ile videolar. Başka bir şey kaldı mı bununla ilgili? Galiba kalmadı. Bir sonraki bölüme geçebiliriz. Bir sonraki bölüm neydi ya? Bir saniye. 7 hours later. Bir sonraki bölüm videolar. Sizle beraber uygulamasına bir gidelim. Gidelim mi? Şimdi uygulamadan fotoğraf modlarından başlayalım. Single kategorisinde tek, 5 saniye gecikme, 10 saniye gecikme ve HDR versiyonu mevcut. Multiple kategorisinde 3 ardarda, 5 ardarda, 7 ardarda ve şunlar var. Büyük ihtimal bunlar hareketli olarak çekiyor. Bir deneyim yapalım. Neyse, açılmıyor. Bir sonrakine geçelim. Panoramik versiyonunda, yani kategorisinde 180 derece panorama, 365 derece panorama, 180 derece selfie, manuel, bunun nasıl kullanıldığını bilmiyorum, ve matrix. Matrix'te sizin bulunduğu alanı ultra geniş açı olarak çekiyor. Intervideo'da gecikmeli süreli olarak çekim yapıyor. Timelapse videoları ise iki şekilde oluyor. Bir normal klasik timelapse, sabit tutarsınız, istediğinizi çeker. Bir de motion dediğimiz, buradan süreyi ayarlarsınız. Mesela bir saniye olmuyormuş. 2 saniye 1 saat ayarladığımız zaman bize 1 dakikalık bir video veriyor. Bunu mesela 45 saniyede yapabiliriz. 60 saniyede bize 2 saniyelik bir video veriyor. Onun dışında fotoğraflar bu kadar. Manuel ayar olayı var. Manuel ayarda sadece size şeyi, exposure'ı ayarlamanıza izin veriyor. Şöyle mesela. Yine shutter öncelikli modda 2 ayar yapabiliyorsunuz. Manuel modda sadece exposure ayarlatmıyor. Onun dışında kalan her şeyi size ayarlatıyor. Hepsi kaldı neyse. Videoya girdiğimiz zaman ise yine aynı ayarlar burada da geçerli. Shutter hızı, ISO ve exposure. Onun dışında çekim menüsüne tıkladığınız zaman otomatik ve slow motion olarak geçiyor. Tepede size ISO değerini, işte diyafram açıklığını falan diğer bütün değerleri gösteriyor. Kamera menüsüne girdiğimiz zaman ise bu zaten normalde de aynı. Çekim çözünürlüğünü 4K 30 FPS'de çekiyor. Çekim formatına mesela JPEG olarak çekebilirsiniz, RAW ve ikisini birden de çekebilirsiniz. Beyaz dengesi, bu ekrandaki çizgileri nasıl ayarlamak istediğinizi. Ben şunu şöyle seviyorum. Bu imleci, ortadaki imleci istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. O size kalmış. Histogram, bunu açıp kapayabiliyorsunuz. Sahne modları var. Klasik, soft, custom. Mikrofon ayarı var. Bunu ben tam yapamadım. Ve lens kalibrasyonu var. Zoom olayını ayarlamanız için 50 metrelik bir yere şey ayarlıyorsunuz. Şöyle örnek göstereyim bir saniye. Tıkladığınızda o kalibre ediyor kendine. 30 saniye kadar sürüyor. Oluyor. Gimbal sekmesi var. Burada kullanım modunu seçebiliyorsunuz. Bu yürüyüş modu mesela. Merkeze getir. Selfie yap. Şey mesela bu spor modu. Selfie'ye getir. Fakat yürüme, yani giysi modunda merkeze getir dediğiniz zaman şey yapmıyor. Selfie ekranını kullanamıyorsunuz. Burada gimbal kilidi var. Gimbal'ın odaklandığı nesneye sabit tutuyorsunuz. Bunu dilerseniz üzerindeki tuşa basarak da yapabiliyorsunuz. Pinch lock, bunu tam bilmiyorum. Şu zoom olayı var ve gimbal durduğunda mesela şöyle odaklama yapıyor. Gimbal'ın tam şeyini de ayarlayabilirsiniz. Mesela burada 7 yapalım bunu. Confirm diyelim. İşte buraya getiriyor kendini. Onun dışında kamera ayarları var. Buradan daha detaylı yapabilirsiniz. Mesela renkler var. Patlama yapan renkleri size böyle gösteriyor. Gimbal'ın hızını ayarlayabiliyorsunuz. Kontrol şeyini ayarlayabiliyorsunuz. Kalibre edebiliyorsunuz. Onun dışında general Wi-Fi üzerinden bağlandığı için Wi-Fi önceliğini ayarlıyorsunuz. Ön bellek temizlemesi falan. Ve canlı yayın olayı. YouTube'da denedim, çalışmadı. Facebook'ta girdim, çalıştıramadım. Bunu bilmiyorum tam. Zoom'a gelirsek şöyle göstereyim size. Şöyle yapayım. Şimdi kaydı aldım. Şu an kayıtta. Şu an 24 mm oldu. İşte ilerliyor. Şu an 77 mm. Bu arada eğer videoyu şey getirirseniz 1080p'ye geçti mi? Kayıttan çıkıyorum. Şurayı 1080p yapayım. Optik zoom da alabiliyorsunuz. Şöyle. Belirli bir miktara kadar optik zoom yapıyor. Sonrası dijital yakınlaştırma yapıyor. Bağlantı koptu. İşte uygulama bu kadar. Bu işin sonuna gelirsek kendisi çekeceğiniz video türüne bağlı olarak da gayet güzel kullanışlı işler sergileyebiliyor. Ben bunu en çok bisikletin üzerinde çektiğim zaman çok sevmiştim. Gerçi çok fazla ışık güneşli olduğu için ve ince ayarı yapamadığım için biraz bazı yerler patlamıştı, fakat hele en sevdiğim video bu oynatma listesini aşağı ekleyeceğim. Bu da oynatma listesinde bütün çektiğim videolar. Forbes Caddesi'ni gezerken o videoya gerçekten bayılmıştım. Gerçekten hani sinematik videolar çekebilirsiniz bununla. Hani boyundan büyük işler başarabiliyor, fakat kullanmayı bilmeniz gerekiyor. Evet, fiyatı aralığı olarak pahalı, fakat bunu ikinci eli bulabiliyorsunuz. Aksesuarları, çok fazla aksesuar var ama hiçbir yerde satılmıyor. Bununla ilgili o kadar çok aksesuar var ki, ama sadece YouTube videoları, stoğu olmayan linkler gibi şeyler. Onun dışında yani kolay bir şey olsun, elimde taşıyayım, sensör boyutu büyük olsun diyorsanız rahatlıkla alabileceğiniz bir ürün. Ama onun dışında ben amatörüm, ilk defa videoyu falan çekeceğim, lazım hani kullanabilir miyim falan diyorsanız kesinlikle uzak durun. Çünkü bu ürün gerçekten çok zor kullanılıyor. Bir kere şeyi unutun zaten, telefon ekranından kontrolü. Telefon ekranından sadece çok kirli bir görüntü görüyorsunuz. Hani çoğu zaman odaklı mı odaksız mı bunu bile anlamıyorsunuz. Odakları gerçekten zorlayıcı. Yani gerçekten bunu sinema filmi çekebilecek profesyonelliğe sahipseniz direkt bunu alın. Düşünmeyin bile. İlla kullanırsınız. Ama gel gelelim amatörseniz, ilk kez kamera elinize alıyorsanız uzak durun. Arkanıza bakmadan kaçın. Hani bunu koyayım, kendimi çekeyim diye bir dünya yok. Çünkü çektiğiniz görüntü çoğu zaman paylaşacağım gibi kullanılmayacak görüntülerde çektiğim oldu. Birkaç video bununla. Ve çok fazla grain elde ettim. O grain'i nedense çözemedim. Halbuki ISO'yu da bayağı düşürdüm. Diyafram ayarına zaten izin vermiyor oynatmasına, ama o ISO'yu bir türlü yok edemedim. Hani bunları rahatlıkla yapabilecekseniz evet, bu ürünü alın. Memnun kalırsınız. Gerçi o insanların da bu kamerayı alacağını pek sanmıyorum ama şöyle açayım buradan. Şimdi oldu. Yani şöyle göstereyim bir de bunu. Size her zaman stabilize edilmiş bir görüntü sağlıyor. Yani şöyle mesela sabitliyorsunuz. Şimdi şey diyeceksiniz, normal kamera gimbalları zaten bunu yapıyor. Evet, daha iyi yapıyor. Ronin S mesela. Daha güzel bir stabilize edilmiş video çekebilirsiniz. Ama buradaki kısım şu. Bununla çektiğiniz videoda ekstra bir kamera ihtiyacınız yok. Belirli açıya kadar sizi, normal yürüme hareketlerinizi falan düzeltiyor. Yani bakıldığı zaman Ronin S zaten 4000 liracı bir bandında olan bir ürün olması lazım. Hani bir de onun üzerine kamera gelecek. Yani siz düşünün. Ha bu arada kamerayla ilgili sorularınız varsa yorum olarak bırakın. Kanalı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Çünkü biliyorsunuz abonelerle yaşıyorum. Yani orada bir şey yapayım dedim. Alkışlarla yaşıyorum şarkısı var ya. Zeki Müren'in, ona bir gönderme yapayım dedim ama olmuyor. Neyse. Kamerayla ilgili her türlü sorularım, evet benim de kendi kendime soracağım sorular var ya. Sorularınızı yorum olarak bırakırsanız cevaplamaya çalışırım. Büyük ihtimal cevaplıyorum zaten çünkü bildirim geliyor. Ben de gelecek kimseye kıyamıyorum. Mesajı cevap yazıyorum. Haliyle bu kadar. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.